Ah insanoğlu ah. Biz havuç olmadan, hedef olmadan şuradan şuraya giden yaratıklar değiliz. Birkaç zaman önce bir öğrencim geldi, erkek öğrenci. Anne babası çocuğu bana teslim ederken, hocam dedi şimdi güzel çalışıyor ama bakmayın. Geçen sene, önceki sene hiç de güzel ders falan çalışmıyordu bu delikanlı dedi. Çocukla baş başa kaldık. Ne oldu dedim, başına taş mı düştü? Niye ders çalışmaya başladın böyle? Ya hocam dedi, görüyorsunuz dedi, ben biraz tipsiz bir adamım dedi. Birkaç kere işte çıkma teklifinde bulundum kızlar, hiçbiri kabul etmedi. Neyse uzatmayayım, dişim ağrıdı, hastaneye gittim. İşte diş hekimini görüneceğim, içeri girdim, baktım diş hekimi benden daha tipsiz bir adam. Ama etrafında ona yardım eden asistanı birileri var, böyle güzel güzel kızlar, hocam şunu alır mısınız, hocam şunu şöyle mi yapalım, bunu böyle mi yapalım? O kadar güzel davranıyorlardı ki adama, Allah dedim diyor, ben de bundan isterim, ben de bundan isterim. Ve o andan itibaren diş hekimi olmaya karar verdim. O gündür bugündür nasıl oluyor ben de bilmiyorum ama hakikaten güzel ders çalışıyorum. Kolay öğreniyorum. Dostlar, yürümek için, hareket etmek için bir hedefe, bir havuca ihtiyacımız var. Bazen bir davadır bu, bazen bir inançtır, bazen bir arabadır, bazen paradır. Ama öyle ya da böyle aileler, anneler, babalar, gençlerimizin bir havuca ihtiyacı var. Havuçsuz bu çocukların hareket etme şansı yok. Bazen görüyorum, şaşırıyorum. Şuna benzetiyorum hadiseyi. Okulun bahçesinde gencecik çocuk, öğretmen diyor ki, koş. Hocam, oğlum koş. Koş, güzel koş. Bak çok iyi olacak, koş. Ya koşacağım da ben yani. Çocuk koşmuyor. Oysa şöyle dense çocuğa, oğlum koş, seni takıma alacağız dese, çocuk, hocam 10 tur daha atayım mı der. Bizim koşmamız için, hareket etmemiz için bir nedene ihtiyacımız var, bir havuca ihtiyacımız var. Zannediyorum Türkiye'de en çok bunun hatasını yapıyoruz, bunu eksik veriyoruz çocuklarımıza.